ABC üçgenin alanı 72 birim kareymiş. Boyalı bölgenin alanı sorulmaktadır. Arkadaşlar burada ED uzunluğuna K dersem BE uzunluğu 2K olur. AF uzunluğuna 5M dersem BF uzunluğu 9M olur. AD uzunluğuna 7N dersem DC uzunluğu 5N olur. Arkadaşlar bakın şu kenara toplamı 12n'dir. 12n'e karşılık 72 birim karelik alan geliyormuş. 7n'e karşılık ne gelir? Bakın 6 katı, 6 katı dersem 42 birim kare gelir. Arkadaşlar şurası 3k'dır. 3k'ya karşılık 42 birim karelik alan geliyor. O halde 2K'ya karşılık ne gelir? 14 katı. 14 katı dediğimizde 28 birim kare gelir. Arkadaşlar bu 28 birim kare şöyle temizleyeyim. Şurasıdır. Şimdi bakın burası 14 M'dir. 14 M'ye karşı 28 geliyorsa 5 M'ye karşı 2 katı 2 katı dediğimde 11'im karelik alan gelir. Arkadaşlar AD uzunluğu yani şu uzunluk BD uzunluğuna eşit olarak verilmiş. Yani karşımızda ABD üçgeni ikizkenar üçgendir. Ve eşit kenarlara inilen yükseklikler eşit olacağından bakın BE 8 ise AF uzunluğu da 8 olacaktır. İkizkenar üçgenin özelliğinden ED uzunluğu 9 sa şu uzunlukta da 9'dur arkadaşlar. Karşımızda AFC üçgeni dik üçgen olarak görülmektedir. O halde bu dik üçgen 8, 15, 17 dik üçgenidir. 15'ten 9'u çıkardığımda DC uzunluğuna 6 kalır. Bakın arkadaşlar DC kenarına inilen yükseklik belli. Dolayısıyla boyalı üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 24 birim kare olur. Boyalı bölgenin alanı sorulmaktadır. Arkadaşlar AEC üçgeni bir dik üçgendir. Ve hipotenüse kenar orta indirdiğimde muhteşem üçlü oluşur. O halde EC 32 olduğuna göre yarısı 16'dır. Uzunlukları bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Ve şu noktaya F diyelim. A, F, C üçgeni ikiz kenar üçgen olup şuraya 25 derece kalır. 25 artı 25 50 derecedir. 90'dan 25'e çıkardığımda 65 olur. AEF üçgeni ikiz kenar üçgen olduğundan taban açıları eşit olmalıdır. Ayrıca AB uzunluğu AF uzunluğuna eşit olduğundan taban açıları eşit olmalıdır. 50 ise burası da 50'dir. 65'ten 50'yi çıkardığımda şuraya 15 derece kalır. Bakın arkadaşlar buradaki mavi üçgen 15, 90, 75 üçgenidir. Hatırlayalım. Böyle bir üçgende şu uzunluk 4H ise hipotenüse inilen yükseklik hipotenüsün dörtte birine eşittir. Yani H'dir. Burada arkadaşlar D noktasından AB'ye dik indirdiğimde 15, 75, 90 üçgeni olduğu için bu yükseklik 16 bölü 4'ten 4 olup mavi üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 32 birim kare olur. ABE üçgenin alanı sorulmuş. Yani buradaki sarı üçgenin alanına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir çizgi açı var. 90 derece var. O zaman şuraya nokta açı dersem sarı üçgenin iç açıları toplamından nokta açı ile çizgi açının toplamı 90 derece olur arkadaşlar. Şimdi geliyorum şuradaki mavi üçgene. Çizgi açı 90 derece. O zaman buraya nokta açı kalır ve bu nokta açı ters açıdan buraya eşit olur. Bu durumda AD uzunluğu AE uzunluğuna eşit olduğundan ADE üçgeni ikizkenar üçgen olur. Bu ikizkenar üçgenin tabanına dik indirdiğimizde tabanı iki eşit parçaya bölmüş oluruz. O halde 3 3 olacaktır. Sarı üçgen yani ABE üçgeni bir dik üçgendir. Dikten dik indik. Öklide uygulayarak x'i bulabiliriz arkadaşlar. x kare eşittir. Şurası 12'dir. 12 çarpı 3 36'nın kare kökü 6'dır. Bakın buradaki yüksekliği 6 bulduk. Bizden istenilen sarı üçgenin alanıdır. Bakın arkadaşlar yükseklik belli. Yüksekliğin indiği kenar 12 artı 3'ten 15 birimdir. O da belli. O halde sarı üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 45 birim kare olur. Arkadaşlar eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu gerçekte k olsun. Bu durumda bu eşkenar üçgenin alanı k kare kök 3 bölü 4'e eşittir. Ama Sıla ne yapmış? Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu 3 fazla alıp alanı şu şekilde hesaplamış. k artı 3'ün karesi kök 3 bölü 4 şeklinde. İşte bu alan buradaki alandan 45 kök 3 bölü 4 kadar fazlaymış arkadaşlar. Dolayısıyla k artı 3'ün karesi kök 3 bölü 4 eksi k kare kök 3 bölü 4 diyerek bunu 45 kök 3 bölü 4'e eşitliyorum. Bakın her bir terimde kök 3 bölü 4 olduğu için bunları sadeleştirdim. Kalan ifade k artı 3'ün karesi eksi k kare eşittir 45'tir. Burada da iki kare farkından faydalanalım önce çıkartalım sonra toplayalım arkadaşlar şunlar gider şuradan devam edeyim 3 çarpı 2k artı 3 eşittir 45 olup 2k artı 3 45 bölü 3'ten 15'tir 2k 12'dir k 6'dır gerçekte eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 6'dır yüksekliği sorulmuş arkadaşlar tabana dik indirdim burada 30 60 90 üçgeni var 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır 3'tür. 60'ın karşısındaki kenar 3'ün kök 3 köküç katına eşittir. Eşkenar üçgenin yüksekliği 3 kök 3'tür. Arkadaşlar AKE üçgenin alanı 6 birim kare olarak verilmiş ve demiş ki D noktasının AB'ye göre simetriği E noktasıdır. Yani arkadaşlar KD uzunluğu EK uzunluğuna eşit olup AB'ye göre simetriye alındığından burada bir 90 derece oluşur. D noktasının AC'ye göre simetri F noktasıymış. Yani arkadaşlar DL uzunluğu LF uzunluğuna eşit olup AC'ye göre simetriye alındığından burada bir 90 derece oluşur. Şimdi AD'yi birleştiriyorum. EK uzunluğu KD uzunluğuna eşit olduğundan EK'ya karşılık 6 geliyorsa KD'ye karşılıkta 6 gelir arkadaşlar. Ayrıca A, K, D, L şekline dikkat edelim. Köşe açıları 90'a derece olduğundan bu şekil dikdörtgendir. AD ise bu dikdörtgenin köşegenidir. Köşegen ne yapar? Dikdörtgenin alanını iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla şuradaki üçgenin alanı 6 ise buradaki üçgenin alanı da 6 olur arkadaşlar. DL uzunluğu LF uzunluğuna eşit olduğundan DL'ye karşı 6 geliyorsa LF'ye karşı da 6 gelir. Bizden istenilen EDF üçgenin alanıdır. Burada 4 tane 6 var. Bu üçgenin alanı 4 çarpı 6'dan 24 birim kare olur. Arkadaşlar BF kenar ortay. AE kenar ortay. İki kenar ortayın kesişim noktası ne olur? Üçgenin ağırlık merkezi olur. Böyle bir durumda ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böldüğü için 8 bölü 2'den GE uzunluğu 4 olur arkadaşlar. Şimdi A, E, C üçgenin alanını hesaplayalım. Burada AE uzunluğu 12 olup bu uzunluğa inilen yükseklik 8 olduğundan sarı üçgenin alanı 8 çarpı 12 bölü 2'den 48 birim kare olur arkadaşlar. Bakın EC uzunluğuna karşılık 48 birim kare geliyorsa BE uzunluğu EC uzunluğuna eşit olduğundan BE uzunluğuna karşılık da 48 birim kare gelir. O halde ABC üçgenin alanı 48 artı 48'den 96 birim kare olur arkadaşlar. KF BC'ye paralel. ED AB'ye paralel HG AC'ye paralel olarak verilmiş. Arkadaşlar şu alan 1, şu alan 16. Ayrıca ABC üçgenin alanı da 64 birim kareymiş. Ve buradaki üçgenin alanı sorulmaktadır. Arkadaşlar paralellik var. Biliyoruz ki benzerlik oranının karesi alanlar oranını verir. Ben şurada KL uzunluğuna x dersem şu uzunluğu bilmiyorum. Buna y diyeyim arkadaşlar. x bölü y'nin karesi yani benzerliğin karesi alanların oranını verdiğinden x bölü y 1 bölü 4 olup bakın y uzunluğu 4x'e eşit olur arkadaşlar. Şöyle y'yi sileyim tekrar yazayım. Burası 4x'e eşit olur. BC uzunluğunu bilmiyorum. Arkadaşlar x'in BC uzunluğuna oranının karesi yani benzerlik oranının karesi eşittir. Şu üçgenin alanı 1. ABC üçgenin alanı da 64 olarak verildiğinden 1 bölü 64'e eşittir. Kara aldığımızda x bölü BC uzunluğu 1 bölü 8 olup BC uzunluğu 8x'e eşit olur arkadaşlar. Bakın şuradaki şekil Karşılıklı kenarları paralel olduğundan bir paralel kenardır. Paralel kenarda karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir. KL uzunluğu x ise BD uzunluğu x olur. x artı 4x 5x'tir. 8x'ten 5x'i çıkardığımızda GC uzunluğu 3x olur. Ve buradaki şekilde karşılıklı kenarları paralel olduğundan bir paralel kenardır. Paralel kenarda karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir. GC uzunluğu VP uzunluğuna eşit olur arkadaşlar. O zaman x'in 3x'e oranının karesi alanlar oranını verdiğinden 1 bölü 9 eşittir 1 bölü a'dan a alanı 9 birim kare olur arkadaşlar. Soruda DC uzunluğu 2, DB uzunluğu 2 olarak verildiğinden BDC üçgeni ikiz kenar dik üçgen olup, şu açı 45 derece olur. Ayrıca BC uzunluğu dik kenarın kök 2 katına eşit olur arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Bakın burada 4 kök 2 var. O zaman ABE dik üçgeninde muhteşem üçlü oluşturayım arkadaşlar. 4 kök 2'nin yarısı 2 kök 2, 2 kök 2'dir. Muhteşem üçlü olduğu için burada da 2 kök 2 vardır. Arkadaşlar BC uzunluğu şu uzunluğa eşit. Gördünüz. O zaman ben şu açıya alfa dersem. ikiz kenar üçgen olduğu için burası da alfadır. 45 ile alfanın toplamı bana burayı verir. Ayrıca arkadaşlar buradaki sarı üçgen ikiz kenar üçgen olduğundan Taban açıları eşit olacaktır. 45 artı alfa olur. Sarı üçgenin iç açıları toplamından alfa'yı bulalım arkadaşlar. Eşittir 180 dediğimizde 3 alfa 90'a eşit olur. Alfa 30 derecedir. Bakın burası 45 artı alfadır. 45 artı 30'dan ne olur? 75 olur. Arkadaşlar turuncu boyalı üçgeni buraya çiziyorum. Bakın şurası 75'miş. Şu uzunluk zaten soruda 4 kök 2 olarak verilmişti. Onu yazdım. Buradaki boyalı üçgen 15, 75, 90 üçgenidir. Ve hipotenüse inilen yükseklik 4 kök 2'nin 4'te birine eşit olacağından kök 2'dir. Boyalı üçgenin alanı yükseklik çarpı yüksekliğin indiği kenar bölü 2'den 4 birim kare olur arkadaşlar. Arkadaşlar burada eşit açılarımız mevcut. Bunlara alfa diyelim. Ayrıca AB uzunluğu x ise EB uzunluğu eşit olduğundan EB uzunluğu da x'tir. Arkadaşlar BC uzunluğuna y dersek BD uzunluğu da eşitlikten dolayı y olur ve aradaki açıya beta diyelim şuradaki EBF üçgenin alanına A diyelim arkadaşlar. Bakın e, B, C üçgenin alanı A artı 13'e eşit olup bir kenarı x, bir kenarı y, aradaki açıda alfa artı beta olduğundan sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı x çarpı y çarpı sinüs alfa artı beta olur arkadaşlar. Siliyorum şöyle. Şimdi A, B, D üçgenine odaklanalım. Arkadaşlar A, B, D üçgenin alanı bir kenar x, bir kenarı y ve aradaki açı alfa artı beta olduğundan yine sinüslü alan formülünden bakın şuradakinin aynısına eşit olduğu için a artı 13'e eşit olur. 7 var. A var. O zaman bu mavi alan A artı 13 eksi A artı 7'den 6 birim kare olur arkadaşlar. Bütün verilenler şekil üzerinde mevcut. Boyalı üçgenin alanı sorulmaktadır. Arkadaşlar ABD üçgeni 6, 8, 10 üçgenidir. Şimdi A noktasından B, D'ye kenar ortay çiziyorum. Burada muhteşem üçlü karşımıza çıkar. Yani B, D'yi ortaladığı için 5, 5, 5 olacaktır. Arkadaşlar şimdi şuradaki kırmızı üçgen ikiz kenar üçgen olduğundan nokta açı buraya eşit olup bakın sarı kenarlar paralel olmuş ki İç ters açıdan bu nokta açı buraya eşit olmuş arkadaşlar. Yani sarı kenarların paralel olduğunu ortaya çıkardık. Bu durumda paralellikten dolayı benzerlik yapacağız. Onun 5'e oranı 2'dir. 2K'nın İki K'ya oranı 2'dir. 10 bölü 5 eşittir. 2K bölü K'dır. Arkadaşlar K'ya karşı 2A alanı gelsin. O zaman 2K'ya karşı 4A alanı gelir. Buradaki üçgenin alanı 2A artı 4A'dan 6A'dır. 10'a karşı 6A geliyorsa 5'e karşı 6A'nın yarısı 3A gelir. 5'e karşı 3A geliyorsa burada da 5'e karşı 3A alanı gelir. Arkadaşlar burada ABD üçgenin alanı, a cinsinden 3a artı 3a'dan 6a olup, ABD üçgeni dik üçgen olduğundan bu dik üçgenin alanı 8 çarpı 6 bölü 2'ye eşittir. Buradan a 4 gelir. Boyalı üçgenin alanı 4a'ya eşittir, 4 çarpı 4'ten aradığımız alan 16 birim kare olur. Bizden istenilen BDC üçgenin alanıdır arkadaşlar. EC uzunluğuna K dersek EF uzunluğu bu durumda 2K olur. Arkadaşlar şimdi K'ya karşılık A alanı gelmiş olsun. Bu durumda 2K'ya karşılık 2A alanı gelir. FD'yi birleştirelim. Burada K'ya karşılık B alanı gelmiş olsun. O zaman 2K'ya karşılık 2B alanı gelir. Sarı üçgenin alanı A artı B'ye eşit. Bunu bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar bakın. FBD üçgenin alanı. Hatta şöyle yazayım. FBD üçgenin alanı. 2A artı 2B'ye eşittir. Burada D noktasından AB'ye dik indirdiğimde şu uzunluk Hipotenüsün yarısı olacağından 6'dır arkadaşlar. Bakın FB'ye inilen yükseklik 6 oldu. O zaman bu mavi üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 30'a eşit olur. 2A artı 2B 30 sa 2 ortak parantezine aldığımızda aradığımız alan 30 bölü 2'den 15 birim kare olur arkadaşlar.